Bu videoda size subkortikal serebrumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani beyindeki korteks altı yapılardan bahsedeceğim. Bunun yazılışı şöyle, sub diye yazılıyor. Subkortikal serebrum. Ama subkortikal diye söylemeyi tercih ediyoruz arkadaşlar çünkü sub bir şeyin altındaki anlamına gelen ektir. Subkortikal serebrum. Cere Hatırlayacağınız gibi serebrum sözcüğü beynin üstteki bu büyük bölümü için kullanılıyordu. Şimdi e, kimi zaman e, asıl beyin ya da büyük beyin olarak da e, bu e, kullanılmaya başlandı böyle de kullanılıyor. Bu kesitte de gösterildiği üzere serebrumun iç kısmında hem gri hem de beyaz madde mevcut. E, i̇şte şu kısımlar gri madde çekirdeklerini ve beyaz maddeden oluşan bölümleri net olarak görebiliyoruz. Beynin en üst kısmı ise bütünüyle gri madde ile kaplı ve bu katmana serebral korteks deniyor. Serebrumun daha derin katmanlarında yer alan ve hem gri hem de beyaz maddeden oluşan bu yapılara ise subkortikal yani korteks altı yapılar diyoruz. Çünkü serebral korteksin altında kalıyorlar. Ekranda subkortikal yapıları gösteren birbirinden güzel 3 resim görüyoruz. Bunlar birer kesit ve her birinin hangi açıdan gösterildiğini bilmemiz oldukça önemli. Mesela bu kesit ön taraftan gösterilmiş tıpkı hemen yanındaki şu çizim gibi. Şuradan bir ok işareti çıkaralım. Ön taraftan baktığımız belli olsun. Evet. Beyin sağ ve sol düşey doğrultusunda burada bölünmüş. Biz de iç kısımdaki dokuları önden görüyoruz. Ne var ki beyin yarım kürelerinden birini diğerine göre daha geriden kesmişler. Aslında e, bu gölgelendirmeden de anlaşılıyor. Bu resimde ise beyin tam ortadan yatay doğrultuda bölünmüş. Bakış açısı ise üstten. Şu çizim üzerinde kesik çizgilerle eğer bunu e, göstermek istersek, bakın tam da şöyle. Evet, biz yukarıdan bakıyoruz. Herhalde şuraya üst yazsam yukarıdan baktığımız daha kolay anlaşılır ve son olarak bu resim. Beyin burada da ilk çizimdeki gibi düşey doğrultuda kesilmiş. Fakat bu defa sağ sol yönlü değil, ön arka yönlü. Yani beyin yarım kürelerini tam ortadan kesip ikiye ayırmışlar tıpkı bu kesik çizgilerle gösterdiğim gibi. Peki biz hangi taraftan bakıyoruz derseniz de sağdan bakıyoruz. İşte ortadan ikiye bölünmüş sağ ve sol beyin yarım küreleri. Bakış açımız ise şu taraf. Diğerleri gibi bunu da yazıyorum evet sağ. Buraya yazalım evet sağ. Serebrum'u sağ ve sol hemisferlerin birleştiği yerden kesip ikiye ayırdığımızda ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Tüm bu çizimlerde de açıkça görüldüğü gibi serebrum derin katmanlarında bol miktarda beyaz madde bulunduruyor. Peki beyaz madde dediğimiz şey neden oluşuyor dersiniz? Aksonlardan yani mielin adlı bir çeşit yalıtkan tabakayla kaplı sinir hücresi uzantılarından. Bu uzantılar serebral korteksle alt katmanlarındaki e, subkortikal yapılar arasında çift yönlü bilgi aktarımını sağlıyor. Subkortikal yapılar derken örneğin şuradaki gri çekirdekler ya da daha alttaki şu kısım yani beyin sapı gibi. Serebrumun farklı bölgeleri bu beyaz madde sayesinde birbirine bağlanıyor. Beyaz madde bulunduğu bölgeye göre farklı isimler alsa da ben yalnızca birkaçına değineceğim. Örneğin beynin derinliklerindeki şu bölüm. İşaretleyerek göstersem daha iyi olacak sanırım. Evet, serebrumun iç kısmında gri madde çekirdekleri arasında kalan şu şerit beyaz maddeden oluşan önemli bir subkortikal yapı. Adı da İnternal kapsül ya da iç kapsül. Bunu da yazalım. İnternal kapsül. Beynin içini yukarıdan gördüğümüz bu kesitte farklı renklerle e, gösterilmiş. İşte şurası. Serebrumun farklı bölgelerine uzanan akson demetleri. İnternal kapsüle bu çizimdeki gibi yukarıdan baktığımızda bazı korteks altı gri madde çekirdeklerini birbirinden ayıran V biçiminde bir yapıyla karşılaşıyoruz. Daha belirgin olsun diye işaretledim. İşte bahsettiğim ve bu. İnternal kapsül, merkezi sinir sisteminin bileşenleri arasındaki iletişimi sağlayan çok önemli bir dizi veri yolunun geçiş güzergahında yer alıyor. Örneğin üst motor nöronların kullandığı kortikospinal e, trakt, yani bu yol mesela, bu kortikospinal trakt, internal kapsülden geçiyor. Beyaz maddeden oluşan bir takım korteks altı yapılar beynin iki yarım küresi arasında köprü vazifesi görüyor. Bunlardan sadece en büyüğüne değineceğim yani tam şuradakine. Bu işaretlediğim yer beynin sağ ve sol yarım kürelerini birbirine bağlayan oldukça büyük bir kuşak. Beynin iç yapısına yukarıdan baktığımız bu resimde de kısmen görebiliyoruz. Aslında bu beyaz madde kuşağını en belirgin haliyle beyne sağ taraftan baktığımız bu kesitte görüyoruz. Şöyle işaretleyip daha da belirgin hale getireyim. Beyaz maddeden oluşan bu yapının adı korpus kallozum. Korpus kallozum. Tabii iki yarım küre arasındaki iletişimi sağlayan başka bağlantılar da var ama en büyüğü ve en önemlisi bu. Bir de subkortikal çekirdeklerden oluşan ve ayrı birer ünite olarak işlev gören yapılar var. Bunlara da ortak adıyla bazal gangliya deniyor. Beynin kesitine ön taraftan baktığımız bu resimde işaretleyecek olursak şuradaki ve şuradaki çekirdek öbekleri aslında bazal ganglianın parçaları. Diğer kesitte ise şu bölgelere denk geliyor. İnternal kapsülün ayırdığı çekirdekleri hatırlıyorsunuz. Tabi başka örnekler de var ama bu çizimlerde göremiyoruz. Bazal gangliya adlı gri çekirdek öbekleri, beyaz maddeden oluşan internal kapsül ve benzeri yapılar tarafından bölünmüş olsalar da aslında birbirleriyle koordineli çalışır ve motor işlevlerde çok önemli roller üstlenirler. Bazal gangliya da üst motor nöron bulunmaz. Bununla birlikte serebral korteksteki motor yani hareket koordinasyonu ile ilgili bölgelerin düzgün çalışmasına yardımcı olurlar. Bazal gangliya motor işlevlerinin yanı sıra sinir sisteminin üst düzey işlevlerinde de rol oynar. Bilişsel ve duygusal işlevler gibi. Şuraya da yazalım. Bilişsel ve duygusal. Bir diğer subkortikal çekirdek grubu ise talamus adıyla biliniyor. Kimi zaman diensefalon da deniyor bunlara. Aslında diensefalon ya da ara beyin embriyo döneminde şekillenen yapılardan biri. Talamus da bu yapıyı oluşturan bileşenler arasında. Yine de bu iki isim Talamus ve Diensefa, Diensefalon, pardon, Talamus ve Diensefalon kimi zaman birbirinin yerine kullanılabiliyor. Bunu kesit üzerinde işaretleyecek olursak, bakın bunu bu kesit üzerinde işaretleyecek olursak, Talamus işte tam şurası, şuradaki çekirdek öbeği. Beyin yarım kürelerini tam ortadan bölen bu kesitte ise şuraya denk geliyor. Talamus duygusal işlevlerde çok önemli roller üstleniyor. Çünkü neredeyse tüm duyuların iletişim yolları talamustan geçiyor. Burada bir nevi ön işleme tabi tutulan duyusal bilgi sinyalleri daha karmaşık işlemler için serebral korteksin ilgili bölgelerine gönderiliyor. Fakat hepsi bu değil. Beynin birçok bölgesiyle bağlantı halinde olan talamus, aynı zamanda biliş, duygu ve bilinç gibi üst düzey beyin işlevlerinde de önemli roller oynuyor. Talamus, serebral korteks ve subkortikal yapılar arasındaki bilgi alışverişine aracılık ettiği gibi, bu bilgilerin işlenmesinde de ciddi katkıda bulunuyor. Dediğim gibi, aslında bu çekirdek gruplarının sayısı oldukça fazla ama şimdilik bu gruba değinip e, videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet, son grubumuz hipotalamus. Hipo ön ekinin alt anlamında kullanıldığını bilirsek bu isim daha anlamlı hale geliyor. Çünkü hipotalamus fiziksel olarak talamusun altında yer alıyor. Bu, kesi, bu kesit üzerinde gösterecek olursak da şuraya talamus demiştik. Şu bölgede hipotalamus oluyor. Üstten baktığımızda hipotalamusa dair pek bir şey göremesek de kesitin daha derinlerine derinlere kesitin daha derinlere uzandığı bu tarafta ise küçük bir kısmını işaretleyebiliriz. Hipotalamus hipofiz bezi adı verilen şu yapıya bağlıdır ve onu kontrol eder. Daire içine aldığım yer hipofiz bezi vücudumuzdaki endokrin sistem, yani tüm iç salgı bezleri, fasulye tanesi büyüklüğündeki bu bezin kontrolü altında. Hipofiz beziyle koordineli çalışan ve iç salgı bezlerinin denetiminde çok önemli roller üstlenen hipotalamus, endokrin sistem ve sinir sistemi arasında köprü vazifesi görüyor. Üstelik tıpkı talamus gibi hipotalamus da serebrumun birçok bölgesiyle doğrudan bağlantı halindedir ve beynin, biliş, duygular ve bilinç gibi üst düzey işlevlerine önemli katkılarda bulunur. Beynin çok çeşitli bölgelerinde iletişim halinde olan ve merkezi sinir sisteminin hem temel hem de üst düzey işlevlerinde rol oynayan daha birçok subkortikal yapı var. Ancak bu seferki sadece bir tanışma faslı olduğu için ben de sadece birkaçına değindim. Sanırım artık beynin derinliklerinde belli başlı subkortikal yapılardan haberdarız. Şimdilik bu kadar yeter.